Şimdi şuradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen bir şey okuyacağım size. Yine Fethullah Hoca'nın Kur'an ve Sünnet perspektifinde Kader kitabından okuyorum. Tekrar edeyim, bu kitabı tercih etmemin sebebi şu. Diğer kitaplar gibi küçük cümlelerle yazmıyor. Aynı şeyi yazıyor ama biraz daha ayrıntılı yazıyor. Dolayısıyla çok rahat anlama imkanı oluyor. Yoksa diğerlerinden farkı yok aslında. Abdullah bin Amr bin As rivayet ediyor. Bir gün Allah'ın Resulü elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz diye sordu. Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz ya Resulallah dedik. Şöyle buyurdular. Bu sağ elimdeki kitap cennet ehli olanların isimlerinin yazılı olduğu kitaptır. Mesela şöyle diyor. Bunda diyor cennetliklerin isimleri yazılı diyor. Burada onların babalarının ve kabilelerin isimleri de yazılıdır. Diyor ki burada Allah Resulü konuşmayı kesti. Yani kitap o insanın kabilesi nereye kadar uzanıyorsa hepsi yazılıdır. Melekler o insanın ismini hiç şaşırmadan tespit edebileceklerdir. Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta tespiti yapılmıştır. Ondan sonra bu sol elimdeki kitap nedir bilir misiniz diyor. Tabi bir de sol elinde bir tane çıkarıyor. Onu da farklı yapalım. Bir tane de şöyle yapıyor. Onda da bütün cehennem ehlinin isim listesi vardır. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir. Bu her iki kitaptaki isimler ebedi olarak ne artar ne de eksilir. Ne artar ne de eksilir. Yani demek ki bizim de ismimiz eğer o cennetliklerle ilgili de kitaptaysa ne yapacağız? Cennete gideceğiz. Cehennemliklerle ilgili kitaptaysa cehenneme gideceğiz. Ne yaparsak yapalım. Zaten bir de biliyorsunuz yine Resulullah'a mal edilen, burada da geçiyordu, bir hadis-i şerif daha var. Hadis-i şerif demeyelim, ona mal edilen bir söz. İşte demiş ki iyi kişi annesinin karnında iyidir. Yani es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi. Adam annesinin karnındayken cennetlikse cennetliktir, cehennemlikse cehennemliktir. Cehennemlik yazılmışsa ömrünün sonuna kadar iyi işler yapsa sonunda muhakkak cehennemlik olmasını gerektiren bir şey yapar, cehenneme gider. Eğer cennetlikse ömrünün sonuna kadar isyanla uğraşsa sonunda iyi bir şey yapar, cennete gider demiş. Şimdi bu akşam Adem Hoca gelir mi sana? Gel sana bir şey. Sen gel gel. Şimdi bu akşam bana dedi ki hocam dedi ben bu işi tam kavrayamadım. Gel bakalım niye kavrayamadın? Şurada otur git. İkimizi alabiliyor musunuz? Yaklaş. Yani şunu da yaklaştır. Soracağım sorulara cevap ver. Yaz şuraya. Yani şey haberi falan yok yani şey değil böyle hazırlıklı falan değil. Şimdi benim sorduğum sorulara sen cevap ver. Şimdi ben bu işi tam kavrayamadım dedi. Onun için şuraya çağırdım. Şimdi o kitapta yazılı ömürde bir kere yaşanacak değil mi? Evet. Bir daha öldükten sonra geri geliş yok. Sen şimdi ona inanan birisi olsan ki Maturidilerde de Eş'arilerde de öyle yani ezelden yazılmış bitmiş. Bir daha da dünyaya gelemeyeceğine göre sen şu anda cennete gitmek için elinden ne gelebilir? Dua etmekten başka bir şey gelmez. Yani dua etmek sonucu etkileyecek mi? Etkilemez. Etkilemez değil mi? Evet. Ama mutlaka cennete gitmek istiyorsun. Sen kendini din dersi hocası Adem tutan olarak düşünme. Sıradan bir vatandaş gibi düşün. Sıradan bir vatandaş gibi. Sen şimdi bir arka planda bir sürü bilgilerin var. Sen ona göre cevap verme yalnız, tamam mı? Şimdi sen cennete gitmeyi mutlaka istiyorsan
Ne yapman gerekir? Hiçbir şey yapmam gerekmez galiba hocam. Ama bir şey yapman lazım. Ne yapman lazım? Ne yaparsın? Birisi çıkıp diyor ki ben vaftiz edersem cennetin garantidir. Hristiyanlar öyle diyorlar. Gel diyor, ben seni vaftiz edeyim, cennet garantidir. Eğer batıda yaşayan birisi ise, cennete de mutlaka gitmek istiyorsa, kader inancında böyle olduğunu biliyorsa ne yapar? Gider mi? Vallahi tam olarak bilemiyorum hocam, bu konuyu tam anlayamadım ben. Hayır, cennete götürecek birisini aramaz mı bu adam? Evet, arayabilir. Ama yani aramasına da gerek yok. Zaten her şey belli olduğu için hocam. Hayır, şimdi birileri çıkıyor. Bak birileri çıkıyor, diyor ki şimdi bir kere Cenab-ı Hak'tan onaylı olduklarını söylüyorlar. Diyorlar ki İsa bizi kurtaracaktır diyor. Değil mi? İsa diyor insanlığı kurtarmak için Allah'ın oğlu olarak kendini feda etmiştir. Kilise de İsa'yı temsil ediyor. İsa da Tanrı'dır diyor. Ben de İsa'nın adına hareket ediyorum diyor. Sen onda mesela bir Avrupalı, sıradan bir Avrupalı olduğunu düşün. Herkes kendini dindar kabul ettiğine göre oraya gitmek istemez mi? Cenneti garanti etmek için. Evet. İster değil mi? Peki İslam ülkelerinde de bazı kimseler diyor ki seni kurtaracağız diyor. Yani kurtulma sözü verenler yok mu? Var. Ha, yani hayattayken gel mesela benden el al diyor. Sen cennetinde, cehenneminde hepsi de hazır diyor değil mi? Bir de şöyle düşünün. Allah-u Teala her şeyi ezelden kabul etmiş. Her şey ezelden yazılmış, bitmiş. Mesela bir tanesi hapishanedeydi, bir türlü çıkmadı. Burada bir konuşma yaptık biliyorsunuz. Şimdi bu insan Allah ezelden yapacağı her şeyi yapmış bitmiş dediği zaman artık Allah'tan bir şey istemesinin bir anlamı olduğunu düşünebilir mi? Hiçbir anlamı yok. O zaman ne yapacak? Allah'la kendi arasında birisini, işte Abdülkadir Geylani'yi, Allah'tan ümidi kesildiği için Abdülkadir Geylani'den istemeyecek mi? Öyle olmayacak mı? Başka yolu var mı? Var mı başka yolu? Yok. Tamam. İşte arkadaşlar, şirk inancı böyle oluşuyor. Bir kere dikkat ederseniz, her şey yazılmış, defterlere kaydolmuş. Peki Cenab-ı Hak ne iş yapıyor haşa? Hayatla bir ilgisi kalmış mı? Az önce Resulullah'ın bir eline bir kitap verdiriyorlar, bunlar cennete gidecekler. Bir elinde de bir kitap verdiriyorlar, cehenneme gidecekler. Her şey yazılı. Peki bu dünyada imtihan olmanın, Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah'ın yolundan gitmenin bir anlamı olur mu? Olmaz. Biraz üç sesle konuş da benden başkaları... Olmaz hocam, olmaz. O zaman bu insanlar da bir kere daha hayata gelmeyecekleri için ne yapacaklar? Kurtarıcılar aramayacaklar mı kendilerine? Yani bu insanlar aramayacak mı kurtarıcı? Cevap vereyim mi hocam? Ver. Yani benim kanaatime göre aramamalar lazım. Çünkü zaten... Senin kanaatini sormuyorum. Evet, arayacaklardır. Ararlar. Yani çünkü başka çare yok. Evet. Garantilemek istiyor ahiretini değil mi? Bir daha dünyaya geri dönecek değil ki. Ne olacağımız belli değil diyor değil mi? Evet hocam. O zaman şimdi bir kere şirk inancının olmazsa olmazı bu kader inancıdır. Şimdi sana bir soru daha sorayım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'ine inanıyorsan sen, Ya Rabbi kulluğu yalnız sen, sana yapar, yardım yalnız senden isteriz inanıyorsan, bu aracıları kabul edebilir misin? Hayır hocam. Kesinlikle. O zaman öyleyse bu inançlarda mutlaka bir yıpratma yapmak lazım. Tamam mı?